Bu videoda önce programı kullanmayı gösterip devamında kodun nasıl çalıştığını anlatacaktım. Ama video aşırı uzun oldu. Bu yüzden ikiye böldüm. Eğer yüklediysem sağ üstten kodu anlattığım videoya gidebilirsiniz. Ama şimdi videoya devam edelim. Programı indirmek için açıklamadaki GitHub linkini biliyorsunuz. GitHub açıldığında kod kısmına tıklayıp download zip derseniz program size inecektir ve direkt içinden çıkartıp şimdi anlatacağım şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi programın yaptığı şey şu. Sizin yerinize Zoom meetinglerine giriyor. Bu kadar. Yani tek yaptığı şey bu ama bazı gereklilikler var. Öncelikle önceden belli, yani meeting'i açan kişinin, ya öğretmeniniz olabilir veya ne bileyim şirketteki biri olur bilmiyorum. O kişinin hep aynı ID ile açması lazım veya hep aynı linkten açması lazım. Çünkü o bir kere linki gönderdiği zaman size, siz o linkten tekrar girebiliyorsunuz. Linkte şifre istemiyor Zoom ama eğer hep aynı ID'de kullanıyorsa aynı şifreye de ihtiyacı var. Bizim okulumuz her dersin, yani her hocanın kendine ait ID'si var ve herkes aynı şifreyi kullanıyor. Eğer bunlar varsa devam edebilirsiniz, yoksa bu program size çalışmayacaktır. Programa girip dersleri, ya bir tane ders programı veya meeting programı neyse artık oluşturuyorsunuz program içinde. Yani haftanın hangi günlerinde meeting var, ondan sonra diyelim ki pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günü meetinglerimiz var. Bunu bu şekilde yazıyorsunuz. Eğer siz meeting olmadığı bir gün, mesela cumartesi günü programı açarsanız meeting yok diyecektir. Ondan sonra teker teker günlere giriyorsunuz ve işte birinci meeting saati ID'si veya linki, ikinci meeting saati ID, üçüncü ID, bu şekilde dolduracaksınız. Bir meeting programı oluşturacaksınız ve bu meeting programını muhtemelen olabilecek en saçma şekilde tutuyorum şu an. Programın yanında gelen db.json diye bir tane file var. O file işte bizim verileri tuttuğumuz yer. Farklı yöntemler denedim ama en kolayı bu gibi geldi. O yüzden şimdilik JSON'la gidiyoruz. Çünkü zaten çok küçük bir data. Ve bu meeting programını oluşturduktan sonra tek yapmanız gereken programı açmak. Program otomatik olarak hangi günde olduğunuzu saptıyor, hangi saatte olduğunuzu saptıyor ve sonraki meeting'e bakıyor ve sizi sokuyor. Yani ne zaman açtığınız önemli değil programı. Sadece programı açın, o sizi gerekli meeting'e zaten sokacak. Bu rahatlığı var. Ben bunu şurada kullanıyorum. Akşamdan bu programı açıyorum. Bilgisayarı da açık bırakıyorum. Gidiyorum, uyuyorum ve kalkmıyorum. Benim yerime bütün dersleri giriyor ve yok yazılmıyorum. Güzel. Hocalar yok yazmadığı için yok yazılmıyorum. Yoksa yok yazılırsınız, dikkat edin. Bunun bir güzelliği var. Yani sadece açacaksınız, her şeyi o hallediyor. Ayrıca kendinizin ayarlayabildiği bir alarm saati var. Yani mesela normal meeting programını oluşturdunuz ve bir alarm saati veriyorsunuz. Pardon, alarm dakikası. Atıyorum 2 veya 1. Bu sizin sonraki meeting, yani şimdi karşınızda gelecek olan meetingden 1 dakika veya 2 dakika, sizin seçtiğiniz dakika önce size küçük bir tane alarm sesi veriyor. Bipleme sesi göstereceğim. Meetingin geldiğini görüyorsunuz. Ve meetingden 10 saniye önce bir kere daha veriyor. Böylece Zoom bir anda açılmıyor. Şimdi yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. O kadar zor değil. Birazcık karmaşık duruyor olabilir eğer yazılımcı değil ve sadece kullanıcıysanız ama öğreteceğim. Zor değil, sadece takip edin. Ve bir problem olursa direkt videonun altına yazın. Zaten başka bir işim yok. Direkt cevap verip muhtemelen düzeltirim. Şimdi öncelikle lazım olan şey Python. Çünkü programı Python'da yazdım. Eğer Python'ın ne olduğunu hiç bilmiyorsanız, programlama dili, bunu da Google'dan indirmeniz lazım. Bunun için Google'a Python indir yazarsanız yeterli. Python indir yazıp ilk siteye geldiğiniz zaman bu site karşınıza çıkıyor. Buradan direkt download demeyeceğiz. Çünkü bu 3.9, bizim 3.8'e ihtiyacımız var. Aslında belki 3.9'da da çalışabilir ama emin değilim, denemedim. İsterseniz deneyin ama çalışmazsa 3.8 lazım. Bunun için aşağı iniyoruz ve burada 3.8 geldi. Download deyip indirebilirsiniz. Normal bir setup gibi iniyor. Ondan sonra dosyaya bakarsanız fark edeceksiniz. Burada bir requirements dosyası. Bu benim Python kodunu yazarken kullandığım paketleri indirmenizi sağlıyor. Yani setup gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunun için CMD'nizi açıyorsunuz ve bu dosyadaki yere gelmeniz lazım. Dolayısıyla şuraya tıklayın. Dosyanın yolu gözükecektir. Bunu kopyalayın. CMD'ye gelin. CD deyin, yani Change Directory. Bu sizin dosyalar arasında gidip gelmenizi sağlar. CD ve yapıştırın. Dosyaya geldiniz. Şimdi yapmanız gereken şey şu. Pip install -r, r yazıp tab'e basarsanız zaten çıkacak. Bu pip dediğimiz şey bizim Python ile gelen bir paket indirme şeyimiz. Diyor ki bu dosyanın içinde yazan paketleri indir. Zaten iki tane paket var, açarsanız görürsünüz. PyotaGui bu Python'la bilgisayarda işlerinizi halletmenizi sağlar. İsterseniz bu videoyu yapabilirim aslında. PyotaGui çok güzel bir kütüphane. Bir de PlaySounds. Bu da sadece şuradaki SoundMP3 dosyasını oynatmak için. O alarm dediğim saat. Bu kadar, başka bir şeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla buraya gelip Enter derseniz teker teker bu iki paketi sizin için indirecek. Ben de indirdim, o yüzden indirmiyorum. Şimdi Zoom ile yapmamız gereken bir şey var. Zoom'u bu şekilde açın ve Join Meeting deyin. Şimdi kendi meeting'ime katılacağım şu anda. Ne yapmanız gerektiğini göstereceğim hızlı bir şekilde. Buraya geldiği zaman şunu tiklemeyi unutmayın. Yoksa Zoom açıldığı zaman, yani meeting'e katıldığınız zaman otomatik kameranız açılır. O yüzden bunu tikleyin. Bunu da tiklemeyin. Ya tikleseniz de olabilir aslında ama tiklemeseniz daha iyi olur. Ve buraya ID'yi yazacağız. Şimdi ben kendi ID'mi yazacağım. Yani diğer bilgisayarımda bir tane meeting açtım, onun ID'si. Şuraya kopyalamıştım. Yapıştırıp katılıyorum. Deşifre. Ve katıldım. Şimdi burada yapmamız gereken küçük bir şey var. Şuraya gelin.
Audio Settings deyin ve buradan aşağı indiğimiz zaman şu ilk iki şeyi tiklemeniz lazım. Bunun dediği şey meeting'e girdiğimiz anda bize sormadan direkt sesimizi bağlıyor. Ama mikrofonumuzu değil. Sadece sesimizi, yani meeting'deki sesi kulaklıklarımıza getirmemizi sağlıyor. Bu da meeting'e katıldığımız zaman mikrofonumuzu mute'luyor. Yani sessiz alıyor. Bu ikisini de tikledikten sonra yapacak başka hiçbir şey yok. Tamam, buradan çıkıyorum. Şimdi direkt programı açarsanız çalışmayacaktır. Dolayısıyla programa sağ tıklayın. Edit with, yani muhtemelen size Türkçedir. Nokta noktayı düzenle. Buraya gelin. Ve burada seçenekler var. Buradan ilk önce 3.864 bit. Bunu seçin. Eğer çalışmazsa 32 bit seçin. Bende 32 bit çalışıyor şu anda. O yüzden bunu seçeceğim. Gördüğünüz gibi kod bu şekilde burada geldi. Sadece buraya geldikten sonra run diyorum. Run module diyorum. Ve program çalıştı. Eğer bunu görebiliyorsanız sıkıntı yok. Yani buraya kadar gelebildiğiniz helal olsun. Şimdi şu an ana menümüzdeyiz. Güzel. Seçenekler var. Çalıştır. Yani programı açtığınız zaman eğer meeting programınızı daha önceden seçtiyseniz sadece çalıştır'a basacaksınız. Yani 1. Şu an programımız yok. Eğer ben 1'e basarsam program yok diyecektir. Programı görünse diyebilirsiniz 3 deyip. Gördüğünüz gibi burada geliyor. Veya direkt JSON file'da açabilirsiniz. Yani buraya gelip bu şekilde açabilirsiniz. İçi boş. Çünkü daha hiç program eklemedik. O yüzden bunu kapatıyorum. Ve 4 derseniz çıkar. Ya direkt kapatabilirsiniz tabii, fark etmez. Ekleyeyim dedim sadece. Programımız yok. O yüzden yeni program oluşturmamız lazım. O yüzden 2 diyorum. Yeni programı oluşturmak eski programı siler, emin misin? Buna dikkat edin, çünkü evet dediğiniz zaman diğer program silinir ve geri alamazsınız. O yüzden dikkat edin. O yüzden evet diyorum. Burada seçiyoruz. ID ile mi giriş yapacağız yoksa link ile mi? Ben ikisini de göstereceğim. İlk önce ID diyelim. 1. Ve haftanın hangi günleri meeting var? Örnek. Pazartesi, salı, çarşamba. Ya buna dikkat edin. Bu şekildeyiz. Başka şekilde değil. Ve Türkçe karakter kullanmayın. Ü, yumuşak G, Ö, Ş kullanmayın. Ve diyor ki günler arasında bir boşluk bırakın. Bugün pazartesi. O yüzden ben pazartesi eklemeyeceğim. Sana çalışmadığını göstermek için. Ya pardon, çalışıyor da çalışmasın diye. O yüzden ne diyelim? Salı diyelim ve cuma diyelim. Şimdi iki tane ekleyeceğim. Hepsini ekleyebilirsiniz, fark etmez. Şu anda iki günümüz var. Ve meeting şifresi. Çünkü ID ile girdik. Şifreye ihtiyacımız var. Şifreyi buradan kopyalıyorum. Yani kendi meeting şifrem. Tamam. Meeting başlamadan kaç dakika önce alarm çalsın? Bu size bağlı. Ben 1 diyeceğim. 5 de diyebilirsiniz. Fark etmez. Burada saatleri gireceğiz. Bu şekilde girmeye dikkat edin. 2 karakter. 2 nokta. 2 karakter. Tamam. Salı 1. meeting saati. Şu anda zaten çalışmayacağı için ben sallıyorum şu anda. Mesela 10 diyelim. İşte random bir şey. Salı 2. meeting saati. 20 olsun. Bilmem ne. Ve bunu kaydetmek için nokta S yazmanız lazım. Ben onun kodunu eklemeyi unutmuşum. Video bittikten sonra ekleyeceğim. O yüzden siz bu programı açarsanız o yazıyor olacaktır. İlk önce saati soruyor, sonra ID'yi soruyor. Saat ID. Siz nokta S yazısına kadar, yani save DS'ye kadar bunu sormaya devam edecek. Ve meeting saati dediği zaman nokta S demeye dikkat edin. Yani meeting saatini de sorduktan sonra ID diyor. ID'de nokta S demeyin. Çünkü sadece saat olarak kalır ve program çalışmayabilir. Nokta S diyorum. Cuma'ya kaydedildi dedi. Cuma 1. meeting saati. Cuma'yı da sallıyorum şu anda. Bu kadar yeter, bir tane. Tekrar nokta S deyip kaydediyorum. Kaydedildi. Eğer programı görüntüle edersem JSON olarak bu şekilde görüntülecek. Evet, çok saçma biliyorum. Ha diyorsanız ki bu ne? Türkçe karakter kullandım. O yüzden böyle. Eğer Türkçe karakter kullanmasanız böyle saçma bir şey çıkmayacaktır. Şimdi bu ne olduğunu anlatayım. Birincisi type var burada. ID. Sormuştu ya bize link ile mi ID ile mi katılacağız diye. O orada bunu gösteriyor işte. Şifre var burada. Yazdığımız şifre. Days, yani kaç tane gün oldu burada. Kısaca salı ve cuma yazmıştık. Dolayısıyla 2 gün var. Ve alarm. 1. Yani her meeting başlamadan 1 dakika önce. Bu şekilde işte gün, işte 1. meeting saati, 1. meeting ID, işte 2. meeting saati, 2. meeting ID, bla 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 bla. Sonra 2. gün. Bu şekilde kaydettim. Başka şekilde kaydetmeyi denedim JSON içinde. Ama bir türlü çalışmıyor ya. O kadar fazla şey denedim ki veriyi kaydetmek için. En sonunda bu çalıştı. O yüzden buna devam ettim. Şu anda programımı oluşturdum. Ben çalıştır dersem meeting yok. Çünkü bugün pazartesi ve burada pazartesi yok. Sadece salı ve cuma var. Şimdi gerçek program oluşturalım. 2 diyorum. Yeni program. Evet. Ve şimdi link ile giriş yapacağım. Link ve haftanın hangi günleri? Bu sefer pazartesi diyorum. Çünkü katılmasını istiyoruz. Pazartesi ve salı ve pazar olsun. 3 tane günümüz var. Başlamadan önce bunu sallıyorum, bir dakika olsun ve saat. Şimdi önce bilerek şu anda olduğum saatten, yani 21.09 şu anda saat. Bundan önceki saatleri yazacağım. Mesela 14.21. İşte meeting link. Bunu da sallıyorum. İhtiyacımız yok çünkü. Çünkü katılmayacak. İkinci meeting saati. Bu da erken olsun. Mesela 17.44. Bunu da sağlıyorum. Ve şimdi gerçekten önümüzdeki bir meeting olsun. Şu anda 21.09. O yüzden 21.11'i kurabilirim. 12 olsun. Ve linki. Ve linki gidip kopyalayacağım şimdi. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Oldu. Ve 21.13'e de bir tane kuralım. Yani iki tane meetingimiz olsun önümüzde. 21.13 ve aynı meeting. Tamam. Kaydediyorum. Pazartesi geçtik. Salı ve pazara sağlayacağım çünkü zaten salı pazara değiliz. Kaydettim ve çıktım. Ve programı görüntülersem, program gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Pazartesi. İşte alarm 1.
Days 3 çünkü 3 gün var. Şifre burada duruyor. Şifre burada duruyor ama kullanmayacak. Çünkü link ile giriş yapıyoruz. Type link dedi. 21.12 olduğu zaman da bu link ile giriş yapacak. Şimdi çalıştırıyorum. Çünkü bir dakika kalmış. Çalıştır dediğim zaman... Duydunuz mu bilmiyorum ama alarm çaldı çünkü bir dakika önce istemiştik. Ve burada sürekli kalan dakikayı ve sonraki meeting'in ne zaman olacağını söylüyor bize canlı olarak. Bu arada meeting başlamadan 10 saniye önce yine alarm veriyor ama 2 kere. Yani 2 kere tık tık veriyor. Ona dikkat edin. Biliyorum alarm sesi çok gibi ama bir tek bunu bulabildim. Kendi istediğiniz sesi koyabilirsiniz, fark etmez. Böyle. Ve bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi linki açtı. Ve kasılıyor. Hiç ellemiyorum şu an. Tabii kendimi kabul etmem lazım bir dakika. Kabul ettim. Gördüğünüz gibi girdim. Şimdi şurada bir şey var. Ben daha önce yaptığım için size gösteremiyorum. Ama siz bu siteye geldiğiniz zaman yani program sizi açtığı zaman burada bir uyarı çıkacak. Ve uyarıda bir tane tiki var. O tiki işaretleyin. O tiki işaretlemezseniz çalışmaz. Şimdi çıkıyorum. Abi bir kere daha giriyor. Doğru bir meetingimiz daha vardı değil mi? Açıldı. Kabul ediyorum kendimi. Ettim. Gördüğünüz gibi girdi. Güzel. Program bu kadardı. Ya başka yaptığı hiçbir şey yok. Ama bu programa isterseniz arada sırada bakabilirsiniz. Yani GitHub'a çünkü bunu geliştirmek istiyorum. Aklımda birkaç tane şey var ama şu an aşırı iğreniyorum programdan ve bakmak istemiyorum aslında koduna. Ama yeni şeyler eklemek istiyorum. Zaten bir tane beni oku dosyası oluşturacağım. Gene eklediğim şeyleri oradan göstereceğim. Ya şimdi çıkıyorum. Burada ID ile göstermeyi unutmuşum. ID de birazcık daha farklı. ID ile çalıştırdığınız zaman size bir isteğim var. Programı bırakın. Bilgisayarı bırakın. Hani meeting başlamadan 10 saniye önce 2 kere bip bip veriyor ya, onu duyduğunuz zaman klavyeyi, mouse'u ellemeyi bırakın. Çünkü PyAutoGui devreye giriyor. PyAutoGui'nin yaptığı şey şu. Sizin burada verdiğiniz yani şu şifreyi Zoom'a giriyor ve sizin klavyenizden giriyormuş gibi oluyor. Yani eğer siz atıyorum eğer Google'a bir şey yazıyorsanız otomatik olarak PyAutoGui sizin klavyenize etki ettiği için Google'a şifre yazabilir falan filan. Dolayısıyla iki alarm sesini duyduğunuz zaman programı bırakın. Bir 15 saniye falan zaten. Meeting açıldıktan sonra bir şeyler yapmaya devam edin. Ve herkesin bilgisayarın hızı farklı olduğu için başlangıçta sekmeniz yani ana kullandığınız browser hangisiyse muhtemelen Chrome'dur. Chrome'unuzu açın. Zoom'u da açın. Yani bu şekilde Zoom bu şekilde kalsın. Chrome ve Zoom yani browser'ınız ve Zoom açıkken programı çalıştırın. Çünkü öbür türlü Zoom'dan direkt şifreyi sormak yerine önce Zoom'un açılmasını beklemeniz lazım. Zoom açıldıktan sonra şifreyi soruyor. Ve program medium değil. Ne zaman açılacağını bilmiyor Zoom'un. O yüzden Zoom'un açık olduğundan emin olun. Evet, hepsi bu kadar. Görüşürüz.